Kadir Bey. Efendim. Mideniz mi ağrıyor? Evet, biraz ağrıyor Hasan. Vallahi pek öyle biraza benzemiyor ama. Bayağı ağrıyor, tamam. Ne olmuş yani? Vallahi bu ağrı sizde sinir yapmış galiba. Bence bir doktora görünseniz iyi olacak. Ne doktoru canım? Geçer birazdan. İyi, siz bilirsiniz. Evladım, niye iptal ettin uçağını? Ne falcısı ya? Falcı nereden çıktı şimdi? Ersan Bey nerede? Nerede kardeşim? Bankada efendim. Oradan da vergi dairesine gidecek. Çağırın gelsin hemen. Hemen. Ne oldu Zühtü Bey? Ya biz çocuğu gelmeye ikna ediyoruz. Ersan Bey arayıp kafasını çeliyor. Allah Allah. Niye yapmış ki? Eğer mantıklı bir açıklaması yoksa... Eyvah. Bu sefer çok ciddi tepki verecek. Sizce kim olabilir Kadir Bey? Kim olabilir Ersan Bey? Şu Zühtü Bey'in oğlunu benim adımı vererek arayan manyak kim olabilir diyorum. Ben nereden bileyim Ersan Bey? O zaman akıl yürütelim. Kim onun buraya gelmesini istemeyebilir? Şu an hiç akıl yürütecek halim yok. Mete Han buraya gelirse ne olur Berin? Bilmem. Evlenir. Evlenmesi kime zarar verir? Kimseye zarar vermez. Burada aşık olduğu bir kız varsa... ...kıza ilgi duyan biri onu uzakta tutmak isteyebilir. Evet, kesin öyle bir şeydir, evet. Ama sizi de tanıması lazım. Çok doğru. Hem beni hem Zühtü Beyleri tanıyan kişileri düşünmeliyim. Aynı zamanda Mete Han'ın gelmesinden rahatsız olacak birilerini. Ersan Bey yattı mı vergiler? Hayır efendim. Tam sıra bana gelmişti ki siz çağırttınız. Ben çağırttım diye vergi kaçakçısı mı olacağız şimdi yani? Yok efendim, olur mu öyle şey? Ben şey düşünüyordum, Mete Han'ı arayan kişiyi. Vergi dairesinde düşünün o zaman. Var ya, kesin kovacak bu adam beni. Taktı kafayı bana. Taktı. Alo, Mangal Nuri, bu akşam işin var mı? Rüzgara bıraktığınız sigaraların dağılıp gözden kaybolduğu gibi... ...ormanın oksijenini içinize çekin. Derin, derin. Kudret, şu Hülya'yı ben mi arasam acaba? Bırak arama. Kendi halletsin. Ya halledemezse çocuk? Her şeyi batırmasını biliyor ama. Ben şimdi kapısına gidip ne diyeyim Nuri? Ev alacağım desem yalan. İçkiyi bırakacağım desem yalan. Peki ne olacak oğlum, ayrılacak mısın? Yok, ayrılmasına ayrılmayız da. Of, of. Git söyle be. Ev alacağını söyle. İçkiyi bırakacağını söyle. Sözler ver. Bir de çiçek al. Bunu atlat, gerisine bakarız. Artık onu boş vaatlerle kandıramam. Zaten kanmaz da. Evlendik evlenili hep aynı şeyleri yaptım.
Ne biçim adamım ben be? Annem ve babam ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalıyordu. Babam çok üzgündü. Ben de öyle. Ben... Günaydın. Günaydın baba. Ne o, karnın mı ağrıyor? Yoo baba. Dün de ağrıyormuş. Ceren söyledi. Şey baba, gaz vardır. Önemli bir şey değil herhalde. Ne gazıymış bu böyle? İki gündür çıkmıyor. Çıkar baba, çıkar. Gazdır, çıkar. Ben gideyim de trafiğe kalmayayım. Günaydın. Günaydın. Geldi mi internet? Gelmedi. İtiraf edeyim, şu internet yokken kendimi çok aciz hissediyorum. Ben de yalnız hissediyorum. Yalnız mı? Niye? Arkadaşlarımla yüz yüze görüşmeyeli o kadar çok olmuş ki internet kesilince anladım. Daha doğrusu hiç normal arkadaşım yokmuş. Hep chat arkadaşları değil mi? Ben de ilk defa olarak bu sabah elime bir gazete aldım çocuklar. Çok garip geldi sayfalarını çevirirken. Evet ya, her şeye bir tıkla ulaşmaya öyle alışmışız ki. Yani yazıyorsun geliyor, yazıyorsun geliyor. Hayır şimdi yani ben bir kavram araştırmak için kütüphaneye mi gideceğim? Öyle gözüküyor. Kesin orada da sıra vardır. Ne yaptın? Zühtü Bey'in oğlunu arayanı bulabildin mi? Araştırıyorum. Hmm. Çerçeveyi bayağı daralttım. Baba. Hoş geldiniz Kudret Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç baba, otur şöyle. Evet.
Çok işin var mı? İşte. Kalk bir doktora gidelim. Doktora mı? Ne doktoru? Niye? Şu karnındaki ağrı için. Ben bilirim seni. 10 sene ağrısa gene gitmezsin doktora. Yok baba, geçti zaten. Geçti. Geçmedi. Şu anda bile ağrıyor. Ben seni yüzünden anlıyorum. Hadi kalk gidelim bir doktora. Belki ciddi bir şeydir. Yok baba, gidemem. İşlerim var, çalışıyorum. Ben Zühtü Bey'den izin alırım. Burada değil mi kendisi? Evet, içeride. Haber verseydin. Baba dur. Oğlum. Baba. Kadir Bey. Oğlum. Kadir çabuk. Bir ambulans çağır. Çabuk. Çabuk. Kadir oğlum, kendine gel. Yavrum, evladım. Kadir, çabuk ambulans çağır. Çabuk oğlum. Tamam bari. Tamam, ağlama artık. Ağlamıyorum, tamam. Nasıl oldun oğlum? Var mı ağrısızın? Çok hafif var baba. Ah be oğlum, çok korkuttun beni. Sana bir şey olsa ne yaparım ben? Korkma anne, yok bir şeyim. Halletti işte doktorlar. Ben gidip bir eczane bulayım. Hadi, sen de kalk da istirahat etsin biraz. Canın bir şey istiyor mu oğlum? Ne yapayım sana? Canının istediğini sormana gerek yok. Burada ne yazıyorsa o. Bunları verin dedi doktor. Hadi. Baba. Efendim çocuğum. Ulya'ya haber verdiniz mi? Ceren. Anne. Canım benim. Baban nerede? Yukarıda yatıyor. Ben de onu su götürüyordum. Geldin mi kızım? Anne, niye bu kadar geç haber verdiniz bana? Ya ben söyledim. Telaşlanmayasın diye. Peki nesi varmış? Ne dedi doktor? Mide kanaması geçirmiş. Çok kan kaybetmiş. O yüzden de tansiyon düşmüş, sonra da bayılmış. Ülseri varmış evladımın. Ülser mi? Ülser öyle birdenbire çıkmaz ki ortaya. Ya ağrılarını hep bizden saklamış, kaç gündür saklıyormuş ağrılarını. Hay Allah'ım ya. Hadi Kudret. Ver kızım, ben götürürüm. Hadi ben eczaneye gidiyorum. Tamam. Hulya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hala ağrıyor mu? Yok, ağrımıyor. Geçti artık. Çok korkuttun beni. Sen de beni. Bir daha olur muymuş bu kanama? Dikkat edersem olmazmış. Bir de şu ilaçları içmem lazımmış. Ben takip ederim. Sen unutursun. Bir daha miden ağrırsa hemen haber ver, tamam mı? Hı hı. Hulya. Efendim. Gelsene. Otur biraz daha. Geçen gece saçma sapan sözler söyledim. Biraz stresliydim. Özür dilerim. Seni kırdım, biliyorum. Ben iyi bir koca değilim. Ama bir daha sensiz uyanmamak için her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Bir daha gitme, tamam mı? Gitmem. Şu dakikadan itibaren de içkiyi bırakıyorum. Tabii. Doktorlar deyince. Hayır. Sen gitme diye. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Kadir.
Girin. Zühtü Bey, şüpheliyi buldum. Şüpheli mi? Benim adımı vererek oğlunuzu arayan kişiyi. Metehan'ın Amerika'dan dönmesini engelleyen kişiyi. Kimmiş? Kadir Bey. Kadir Bey mi? Babam mide kanaması geçince çok üzüldüm. Ama çok şükür hemen iyileşti. Hem de öyle iyileşti ki doktorların yasakladığı şeyleri yapmaya başladı bile. Çay yasakmış. Türk'üm ben be, Türk'üm. Benim damarlarımda çay dolaşıyor. Kadir, kim verdi o çayı sana? Sen çarşıda değil miydin Hulya? Kim verdi diyorum o çayı sana? Annem değil mi? Yo, hayır, ben kendim aldım Hulya. Kalkıp gittiğin tek yer tuvalet Kadir. Öyle nazlısın ki mutfağa kadar gidip bu çayı almış olamazsın. Tamam Hulya, tamam. Annem getirdi. Ama çok ısrar ettim, baskı yaptım. Özledim çayı ya. Özleyemezsin efendim. Fazla çay ve rakıdan ürser oldun. Nesini özleyeceksin? Bir yudum daha içeyim Hulya. Kadir, bırakır mısın? Ya saçmalama. Lütfen Hulya. Sonuncu krize girdi. Kadir, bırakır mısın? Hulya. Girin. Dünkü döviz işlemlerimiz. Teşekkür ederim. Kadir Bey hakkında bir karara vardınız mı efendim? Yok, henüz bir karara varmadım. En azından oğlunuzu benim aramadığım konusunda eminsinizdir herhalde. Dün söyledikleriniz kulağıma mantıklı geldi. Yani Metehan dönünce Kadir Bey ve ailesi yalıdan çıkmak mecburiyetinde kalacaklar. O yüzden arayıp o vazgeçirmiş olabilir. %100 efendim. %100 değil Ersan Bey. %100 efendim? Kadir Bey hasta ve istirahatli. Elimde bir delil olmadan onu suçlamak istemiyorum Ersan Bey. Delil mi? Ersan Bey'in adını vererek oğlumu neden aradınız diyemem ki. O benim müdürüm. Efendim, ben de sizin müdürünüzüm. Beni rahatlıkla suçlayabiliyorsunuz. Çünkü oğlum Ersan Bey'i aradı diyor. Bütün deliller sizin aleyhinize. Kendimi muhakkak aklayacağım efendim. Size mutlaka bir delil getireceğim. Ersan Bey. Buyurun efendim. Eğer delil getirirseniz gerekeni muhakkak yapacağım. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Ne oldu hayatım? Karnım acıktı Hulya. Doktorun verdiği diyete göre şu an bir şey yememen gerekiyor. Demin kahvaltı yaptın ya. Sen buna kahvaltı mı diyorsun Hulya? Yanında çayı bile yoktu. Kadir, doktor ne derse o yapılacak. Ben arayacağım bu doktoru. Değiştirsin diyetimi. Neydi bu adamın numarası? Hayır Kadir. Açım ya. Mideni şok doldurman yasak. Bak yine kanama geçirirsin ha. Benim midem öyle kolay kolay dolmaz Hulya. Doktor beni kuş zannetti herhalde. Ay yapma Kadir, ver bakalım şu telefonu. Ne yapıyorsun Hulya? Nereye götürüyorsun telefonu? Ya biri ararsa? Ben bakarım. Marmara Denizi'nde görüşü olumsuz etkileyen yoğun sesin öğleden sonra İstanbul Boğazı'nda da etkisini göstermesi bekleniyor. Görüş mesafesi yer yer on... Kızartma geldi. Gel. Geçmiş olsun Kadir Bey. Hayırdır Ersan Bey? Hangi rüzgar attı sizi buralara böyle? Aşk olsun Kadir Bey. İş arkadaşım mide kanaması geçirip yataklara düşecek. Ben ziyarete gelmeyeceğim. Buyurun size. Teşekkür ederim. Kadir Bey, nasıl gidiyor? İyileştiniz mi biraz? Yok, hala kötüyüm Ersan Bey. Midesi rahatsız olup da öksüren bir tek sizi gördüm Kadir Bey. Çiçekler öksürttü herhalde. Ya, nerede bu adamın telefonu?